kadını birincisi şiddette, ikincisi kadını istihdam oranlarındaki düşüşlükte ve istihdamdaysa gelir eşitsizliğinde görüyoruz. Arzu Çerkezoğlu daha neler ekleyecek acaba? Yönetim mantalitesi olarak kadına karşı reaksiyonları da söyleşisinde de vurguladığı üzere. Merhaba, günaydın. Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz kutlu olsun Arzu Çerkezoğlu. Merhaba, çok teşekkür ediyorum Semra Hanım. Sizlerin ve bütün emekçi çok kadınların, teşekkür ben de ederiz. Mart'ını kutluyorum. Herkesi selamlıyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Şimdi böyle bir giriş yaptım ben. Kadın gündeminde öne çıkan birkaç başlık. Sizin vurguladığınızsa özgür kadına reaksiyon diye bir ifade. Bu zaten temelde özü aslında işaret ediyor galiba. Kadın cinayetlerinde, kadına yönelik şiddette de baktığımızda gördüğümüz bu yaşam hakkı tanımama ve baskılama iradesi galiba. Neler aktarmak istersiniz bu anlamlı günde, yorumlarınızı alalım. Tüm dünyada da ve çok ciddi bir biçimde tabii ülkemizde de kadının aleyhine var olan eşitsizlikler giderek daha fazla derinleşiyor ve kadınlar bu eşitsizliklere karşı kadına yönelen her türlü baskıya, şiddete, yok saymaya, ikinci sınıf insan, ikinci sınıf yurttaş, ikinci sınıf işçi olarak gören anlayışa karşı bir mücadeleyi yükseltiyor. Aslında tabii bu yükselen kadın düşmanlığı rejimin tüm dünyada da, Türkiye'de de işçi sınıfına, emekçilere, kadınlara, gençlere vaat edeceği hiçbir şey kalmayan bu sistemin kendini var etmek için üzerinde yükseldiği temel alanlardan bir tanesi. Yani bugün sistem aslında emek düşmanlığıyla, kadın düşmanlığıyla, demokrasiye, insana dair ne varsa tüm bu birikimleri ortadan kaldırarak kendi varlığını sürdürmeye çalışıyor. Bunun karşısında da kadınlar özgürlük mücadelesini, eşitlik mücadelesini yaşamın her anında ve her alanında yeniden ve yeniden üretilen tüm eşitsizliklere ve baskılara karşı yükseltiyor. 8 Mart bu açıdan bakıldığında da önemli, simgesel bir değere sahip ama biz aslında bu mücadeleyi hayatın her anında ve yaşamın her alanında omuz omuza yükseltmeye çalışıyoruz. Çünkü gerçekten asıl mesele çok ciddi bir biçimde yaşadığımız eşitsizlik, baskı ve şiddet. Bu açıdan bakıldığında da sistem kadının bu özgürlük mücadelesine karşı da evet reaktif bir tutum içerisinde ve kadınların her alanda bir adım önde olmasını, kendini var etmesinin önünde engel. Bu açıdan bakıldığında özellikle de kadın emeği dediğimiz zaman, kadının aslında bir de görünmeyen emeğimiz var esas olarak ama ücretli emeği konuşursak daha dar anlamıyla, kadın emeği de bugün aslında mevcut sistemin, sermaye düzeninin ucuz ve güvencesiz işçilik politikalarının esas olarak hedefinde olan ve sistemin kendini var ettiği temel bir alan. Biraz önce sizin ifade ettiğiniz rakamlar, grafikler aslında kadın emeğine şu an var olan iktidarların nasıl baktığını çok açık bir biçimde gösteriyor. Türkiye'de de bugün her 10 kadından sadece 3'ü çalışma hakkına ulaşabiliyorsa, Türkiye'de istihdama katılımda, iş gücüne katılımda hala %30'lar seviyesindeyse, çalışan kadınların da çok önemli bir kısmı neredeyse yarıya yakını kayıt dışı çalışıyorsa, neredeyse tamamına yakını çeşitli biçimler altında güvencesiz çalıştırma biçimlerine maruz kalıyorsa ve yine çok önemlisi, belki de hepsinden önemlisi, aynı işi yaptığımız erkeklerden daha az ücretle çalışmak zorunda kalıyorsak, bu kadına yönelik bakış açısının çok somut göstergeleri. Bugün Türkiye'de kadınların istihdama katılımı Avrupa Birliği ülkeleriyle de OECD ülkeleriyle de kıyaslandığında son sıralardayız. Ve kadın erkek ücret eşitsizliğinde de aynı şekilde. Bu açıdan bakıldığında gerçekten kadınlar çalışma yaşamında da çok ciddi bir ayrımcılığın hedefinde. Biz geçtiğimiz yıl DİSK-AR olarak araştırma dairemiz çok geniş kapsamlı bir işçi sınıfı gerçeği araştırmasında kadın işçilere dönüp çok önemli veriler elde ettik. Örneğin çalışan kadın işçilerin en önemli sorun nedir diye sorduğumuzda ilk 3 sırada evet düşük ücret, işsizlik ve sigortasız, kayıtsız çalıştırma vardı. Burada özellikle işsizliğin çalışan kadınlar açısından en önemli sorunlardan bir tanesi olduğunu da altını çizmek isterim. Çünkü gerçekten bugün işsizlik Türkiye'nin en önemli sorunu ve özellikle genç işsizliği ve kadın işsizliği ürkütücü boyutlarda. Özellikle de Türkiye'nin
2018'in geçtiğimiz yılın Ağustos ayı itibariyle içine girdiği ekonomik krizle birlikte işsizlikteki bu tablo daha da derinleşiyor. Büyük kentlerde her 3 genç kadından birisi işsiz. Dolayısıyla bu kadar ciddi bir ekonomik krizin yaşandığı bu süreçte enflasyonun, pahalılığın, açlığın, yoksulluğun, krizin bütün yıkıcı etkilerinin aslında görüldüğü bir süreçte kadınlar bu krizin etkilerini en derin bir biçimde ve en önde yaşayan kesim. Şimdi hem Arzu Hanım, Disk Ar'ı dün Evrensel Gazetesi manşete taşımıştı. 10 kadından 7'si istihdamın dışında diye. Evet. Yani 3'ü iş bulabiliyor diye tersinden okursak. Şu anda ekrana da aldık onu. Siz de burada bunu vurguluyorsunuz. Şimdi kadın iş bulamadığı gibi bulduğu yerde de sıkıntı yaşıyor. Onu da hani sizin raporunuzda dikkatimi çekti benim. Şimdi taciz, şiddet bu kadar ayyuka çıkmış bir ortamda tabii ki kadının çalışma yaşamından uzak olması mümkün değil ama bir yandan da böyle korkutucu gerçeklikler var galiba, değil mi? Evet, çalışma şansını elde eden kadınlar açısından da dediğim gibi kayıt dışı çalıştırma, düşük ücret ve iş yerlerinde şiddet, mobbing, taciz kadın işçiler açısından daha fazla yaşanan bir tablo. Ve bu kadar ciddi işsizliğin olduğu, açlığın, yoksulluğun olduğu, ekonomik krizin olduğu bir ülkede de çoğu zaman kadın işçi arkadaşlarımız yaşadıkları bu sıkıntıları, şiddeti, mobbingi ifade etmekten bile çekiniyorlar. İşlerini kaybetme korkusuyla çok doğal olarak. Bunun açıdan bize, sendikalara çok ciddi bir sorumluluk düştüğünü altında çizmek isterim. Yani örgütsüz olduğumuz ölçüde yaşadığımız sorunlara, sıkıntılara iş yerlerinde tutum almak, tavır almak, buna karşı çıkmak da bir o kadar zor oluyor. O nedenle kadın işçilerin örgütlenmesi, yaşanan tüm bu hem baskı politikalarına karşı hem sömürü politikalarına, sermayenin tüm ucuz güvencesiz işçilik politikalarına karşı kadın işçilerin sendikalarımızda örgütlü olması, kadını işveren karşısında da bu sermaye tutumu karşısında da güçlü kılacak en önemli yol olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok önemli bu söylediğiniz. Çünkü biz de yayınlarımızda sıkça vurguluyoruz. Demokratik ortamın vazgeçilmezi örgütlülük. Türkiye bu anlamda çok geride. Ama çalışma yaşamı açısından ayrıca önemli. Çünkü tek başına mücadele vermekte zorlanabilirsiniz ama birlikte mücadele vermenin en önemli sonuç almadaki en önemli unsuru örgütlü olmak. Bu anlamda çağrınızın altını şöyle bir kalın kalın çizelim. Kadınlar açısından da ayrıca önemli olduğunu vurgulayalım. Ben bir şimdi günün anlam ve önemi dolayısıyla sözü biraz size getirmek istiyorum Arzu Hanım. Siz DİSK'in başkanısınız ve siz de erkek egemen bir ortamda mücadele veren bir kadın örneksiniz bu durumda. En sık sizin mesela en vurgulamak istediğiniz, yaşadığınız empatisini de böyle yaşantınızdan dolayı hissettiğiniz problem ayrıca nedir bu ülkede sizce kadın olarak? Tabii öncelikle şunun altını çizmek isterim ki bugün DİSK'in genel başkanı olmak, DİSK gibi bir örgütün, Kemal Türkler'in, Abdullah Baştürk'ün emanetini taşımak son derece büyük bir onur ve sorumluluk. Bunu bir kadın işçi olarak taşıyor olmak da ayrıca bir sorumluluk. Ama kuşkusuz bir kadın genel başkan olarak, DİSK'in tarihindeki ilk kadın genel başkan olmak simgesel bir öneme sahip ama benim bugün bir kadın olarak, kadın işçi olarak genel başkan olmam esas olarak biraz önce de ifade ettiğim gibi merdiven altı atölyelerinden, tekstil fabrikalarından, metal fabrikalarına, belediyelerden hastanelere kadar, alışveriş merkezlerinden bankalara kadar, bütün iş kollarında, tüm alanlarda olumsuz çalışma koşullarına maruz kalan tüm kadın işçilerin üstü olması, sendikalı olması, örgütlü olmasıyla ancak bir anlam kazanacaktır. Öncelikle bunun altını çizmek isterim. Tabii sendikal alan, siyaset alanı, toplumsal yaşamın bütününde kadınların varlığı çok ciddi bir zorlukla aslında birlikte yaşanıyor. Kadınlar her alanda, toplumsal alanların tümünde, tüm mücadele alanlarında aslında kendi mücadelesiyle ve birikimiyle var oluyor. Bu açıdan bakıldığında da emek alanı aslında özellikle sermaye politikalarının da öncelikli hedefinde olduğumuz için kadınların daha fazla örgütlü olması gereken ve bir adım önde olması gereken bir alan. Yani aslında sendikalar kadınları örgütlemedikçe
Kadınlar da sendikaları değiştirmedikçe bugün emek hareketi, sendikal hareketin içinde yaşadığı olumsuz tabloyu değiştirmek, dönüştürmek de mümkün olmayacaktır. O nedenle ben tekrar sizin aracılığınızla tüm kadın işçileri, tüm emekçi kadınların 8 Mart dolayısıyla da örgütlü olmaya, yan yana durmaya ve kadın mücadelesinin bütün değerleri ve birikimleri üzerinden emeğin Türkiye'sini kuracak olan, demokrasiyi yeniden kuracak olan temel güçlerden birisi olarak emekçi kadınları, işçi kadınları sendikalarımızda örgütlenmeye çağırmak istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz Arzu Çerkezoğlu. Biz de çağrınıza aracılık ettiğimiz için.